Eğit bizi abi. Bakalım bakalım. Sayın Yargıç, itiraz ediyorum. Diyorlar mı? O kesin var. Your Honor, I object. Overruled. Sustained. Answer the question, please. Evet, bunlar gerçek. ben defalarca, mesela bak, Amerika'da ben burada defalarca ne diyor? Mahkemeye çıktım bir polis olarak, tanık olarak. Defalarca çıktım, aynen televizyonda gördüğünüz gibi. Yani gerçekten televizyonda gördüğünüzle aynısı. Oturuyorsun böyle, sağ elini kaldırıyorsun. I'll tell not, truth but nothing but the truth, help me God muhabbeti. Ondan sonra avukat böyle kalkıyor, yürüyor ortadan. Geliyor sana. Bak, bana en son şeyi anlatayım ben size. Aslında bir dakika ya, anı diyorsunuz değil mi? Anı. Aslında ben bunu yok, ben bunu YouTube videosu yapacağım, burada açıklamayacağım. Güzel bir anı bu. Ama onunla ilgili bir şey, mahkeme şeyini söyleyeyim ben. Bir dakika, şarkıyı böyle tam böyle başlayalım, yaşamayız. I am Burak İlhan. Bize abone ol, teşekkürler. Şimdi ben mahkemedeyim bir defa. Bak, mahkemede arkadaşlar savunma avukatları polisleri bir şekilde köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Bunların işi bu. Tabi savcılar da savunmanın tanıklarını köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. İki taraf yani bir futbol maçı gibi yani kazanmaya çalışıyorlar. Ya ben mahkemedeyim bir gün. İşte oturdum, çok büyük bir olay. Chicago'da o kadar büyük bir olay ki. Bak, ben Almanya'ya gittim. Frankfurt'ta pasaport kontrolden geçiyorum. Kadir, Amerikan hesabına oldu. Kadir, teşekkürler. Frankfurt'ta pasaport kontrolden geçiyorum. Pasaport kontrolde geçerken işte polis, Alman polisi bir şeyler yapıyor falan. Muhabbet açıldı, işte ben de polisim muhabbeti. Oo, gerçekten falan, nerede, ben de Chicago. Yani o zaman Rockford demedim. Çünkü kim Rockford'ı tanır ki yani, Almanya'da bir tanesi. Ama Chicago dediğiniz zaman dünyada herkes biliyor ya. Dedim ki ben de Chicago'da polisim dedim. I love burrito, bize abone ol, teşekkürler. Ben de burrito'yu seviyorum. Aa, ciddi misin falan dedi bak adam bana. Evet, Chicago'da polisim falan dedim. Dedi ki ya orada bir olay oldu dedi. Çok büyük bir olay dedi. Bir tane çocuğu işte parçalanmış bir şekilde nehirde bulmuşlar falan. Alman polisi. Almanya'da Frankfurt Havalimanı'nda pasaport kontrolü geçiyorum. Polis bana bundan bahsediyor. Benim dosyam. Benim olayım. Olayı aydınlatan kişi burada. Tam burada. Adam böyle yüzüne baktım. Aynen böyle. Dedim ki o benim dosyam dedim. Adam inanamadı ya. Evet dedim falan. İşte öyle bir küçük muhabbetini yaptık, geçtik. Hesap etsene, Almanya'dayım ya. Alman polisi pasaport kontrolde benim dosyamdan şey yapıyor. Çok büyük bir olay arkadaşlar. Amerika'nın bütün her yerinde haberlere çıktı. Nancy Grace falan, CNN, her yere çıktı. Bu olayı aydınlatan kişi ben ve ortağım. Şansa. Şansa derken yani şansa demeyeyim yani. Biz soruşturma yaparken değişik bir ortamda, başka bir şeyin soruşturmasını yaparken ben adamın bayağı şüpheli davrandığını gördüm. Şüpheli davrandığı için bayağı sorular yönelttim. Şöyle bir olay oldu. Nasıl diyeyim size? Komiserim, olay yerine gelebilir misiniz? Size bir şey söylemek istiyorum. Muhabbeti oldu. Daha fazla vermeyeyim. Ondan sonra olay inanılmaz bir şekilde patladı. Ta Almanya'da, dünyanın her yerinde yani birçok yerde haberlere çıktı. Amerika'nın her yerinde haberlere çıktı. Onun şeyini ben buraya yazayım. Cep telefonuma hep not alıyorum. Unutmuştum bak. Daha yeni aklıma geldi. Abi bir sürü anı var böyle. Hiç aklıma gelmeyen artık ya. Yazayım buraya, yazayım. Bir dakika. Nerede? Anı. İstiyorsanız aslında size bir tüyo vereyim arkadaşlar. Çocuğun ismi Kyron Knox. Onu yazdım mı Google'a? Büyük bir olay. Kyron Knox anısı. YouTube videosu yap. Kerata.
yap diye kendime. Arkadaşlar hep böyle yapıyorum. Böyle. Kendime sürekli not alıyorum arkadaşlar. Bir şey aklıma geliyor hemen not alıyorum, köşeye koyuyorum. Ondan sonra gidip hatırlatıyor kendime öyle. Böyle böyle. Neyse onun videosunu ben yapayım. Neyse şeydeyim, mahkemedeyim arkadaşlar. Ya ben şimdi raporlarımı bayağı detaylı yazıyorum. Savunma var ya. Şimdi raporum önümde değil. Mahkemede bir sanık diyorum, tanık olarak bilgi verdiğin zaman her şeyi beyinden veriyorsun. Eğer bir şeyi hatırlamak istiyorsan hatırlamıyorum diyorsun. Sana diyorlar hatırlatmana yardım edecek bir şey var mı diyorsun. Evet benim raporum diyorsun. İşte hakim bey raporunu istiyor verebilir miyiz? Veriyor raporu. Böyle bakıyorsun. Ondan sonra tamam diyorsun. Raporunu geri senden alıyorlar. Okuyamıyorsun oradan. Savunma diyor ki yani hafızanız yenilendi mi? Evet diyorsun. Tekrar sana soruyu soruyor. O yüzden yani raporunda olmayan herhangi bir şey söylesen sana inanılmaz sallıyorlar ki çünkü amaç o. Adam beni var ya bayağı köşeye sıkıştırmaya çalışmıştı. Turkuaz bize abone hediye etti. Teşekkürler. O bu olaydaki adam beni köşeye sıkıştırmaya çalıştı. Bütün herkesin önünde falan. Ben de tam böyle cevap da verecektim. Yani o zaman memur bey, o zaman siz bu saatte buraya gittiniz, değil mi? Tam şey diyecektim. Bak arkadaşlar. Evet diyecektim. Yemin ederim. Çünkü bana öyle geldi sanki. Aradan zaman geçmiş abi hatırlamıyorum. Böyle tam derken böyle yaptım. Hatırlamıyorum dedim. Baktım raporumu koydular önüne. O saati ben oraya koymamıştım. Böyle o saati yani ya, ne zaman gittiğimi yazmamıştım oraya. Orada bir evet deseydim. Ha memur bey o zaman gittiniz. Peki o neden raporunuza değil? Böyle beni köşeye sıkıştıracaktı. Sanki yalan atıyoruz gibi bir muhabbeti. Adam şey olacaktı yani. Abi lütfen oku paranormal videolar izleyelim mi? İzleriz. İşte avukatların işi bu abi bak. Savunma avukatlarını çok iyi anlıyorum. Savcıları da çok iyi anlıyorum.